Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Bu videomda bu fiyata gelirse alırım diyeceğim hisseleri paylaşacağım, grafiklerle paylaşacağım. Uzun bir süredir video çekemedim çünkü biliyorsunuz geçen hafta bir LGS süreci vardı. Kızım da LGS'ye hazırlanıyordu. Çocuklarla biraz fazla ilgilenmem gerekiyordu bu dönemde. O yüzden birazcık ara verdim, piyasalara çok fazla bakamadım. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bu fiyatta gelirse alırım diyeceğimiz hisseler hangileri? Şöyle bir beraber bakalım. Evet, öncelikle şunu belirtelim her zaman söylediğimiz gibi. Yani burası önemli. Borsada belli hisseleri takip edin. Yani böyle dağılmayın. Çünkü 400-500 tane hisse var. Hepsini takip etmeniz çok zor. O yüzden de hisseler arasında kaybolabilirsiniz. Takip ettiğiniz şirketleri yakından tanımanız önemli. Yani teknik anlamda da, temel anlamda da şirketi tanımak önemli. Mutlaka kötü günler için kenarda nakitiniz olsun. Çünkü bu videoda anlatacağım hisselerde de, diğer hisselere takip ettiğiniz hisselerde de endeksin düştüğü günlerde alım yapabilmek için elinizde nakitin olması gerekiyor. Bunu da artık işte fonda, altında, dolarda nerede tutuyorsanız bu kötü günlerde hisseler düştüğünde, bu fiyatlara mesela geldiğinde alım için kullanabilirsiniz. Evet, bu düşüş günlerini ucuza alım fırsatı olarak görmek gerekiyor. Kriterlerinize uymuyorsa almak satmak için acele etmeyin, sabırla bekleyin. Nakitte bekleyin, işte fonda, altında, dolarda nerede istiyorsanız bekleyin. Eğer kriterlerinize uyan bir hisse gördüğünüzde o zaman güvenli bir şekilde almayı düşünebilirsiniz. Yani çok iyi hisseler bile düşüyor. Yani gördük işte Mart ayında bir gecede alınan kararla bütün hisseler hiç tahmin etmeyeceğimiz fiyatlar 2 günde geldi. O yüzden duygusal davranmıyoruz. Mutlaka stratejimizi uyguluyoruz. Kar ve zararı stratejimize göre alıyoruz. Evet, şimdi ilk hissemiz Aksigorta. Aksigorta biliyorsunuz güzel kar eden ve iyi temettü veren bir şirket olarak takibimizde olan bir hisse. Burada grafiklere göre baktığımızda hisse yılbaşında temettü verme kararı aldığında işi yaklaşık 1 lira temettü verecekti. Bunu 0,64 lirasını verdi. 0,36 lirasını da Eylül'de verecek. Burada 7,60'ın altında fiyatları gördüğümüzde daha güvenli bir alım düşünebiliriz. Ve bu alımımız da 8,80, 10 lira civarında belki bir hedefle satmayı düşünebiliriz. Yani temel olarak da ucuz bir hisse. Hala 0,36 lira temettü verecek Eylül'de. Fiyat kazanç oranı 5,9, yani yaklaşık 6 yıllık karına şirkete ortak oluyorsunuz. Piyasa defter diye de şu anda 2,9. Evet, bu aylık grafikler şu anda benim paylaştıklarım. Yani uzun vade baktığımızda şu anda aylık ortalama desteği 6,76, 6,77 gibi gözüküyor Aksigorta'da. Yani 7,66'ında o fiyatlara kadar alım düşünülebilir. Evet. BİM'de yine düzenli kar eden, temettü veren bir hisse. Bu yıl toplam 6 lira temettü verecekti. 4 lirasını verdi, bir 2 lira daha temettü verecek. Burada da aylık desteğini artık değmeye başladı. Çok yakın takip ediyor. Burada 59, 60, 62 civarlarında daha güvenli bir alım düşünülebilir. Hatta 59'un altına düşerse de bir miktar ekleme yapılabilir diye düşünüyorum. Yani temel olarak ucuz gördüğüm hisselerden. Burada da fiyat kazanç oranı 13,3 ve piyasa defter değeri de 5,7 olarak gözüküyor. YGGO, Yenigi Mat. Bu da yine her yıl yaklaşık 1 lira temettü veren bir şirket. Ayrıca bedelsiz potansiyeli olan da bir şirket. Şu anda fiyat kazanç oranı 20. FK'sı biraz yüksek gözüküyor ama piyasa defter değeri 1,1. Bunu da 12-12,5 aralığında daha güvenli bir alım yeri olarak düşünebiliriz. 14 liranın üzerinde bir kısa vade hedefte de satılabilir. Yani düzenli her yıl temettü veren
bir şirket, yüksekte bir temettü verimliliği var şirketin. Evet, Tofaş'ta biliyorsunuz o da güzel temettü veren, kâr eden şirketlerimizden. Tofaş'ta da 27,5-29 arası fiyatlar daha güvenli, riski düşük alım seviyesi olarak düşünülebilecek fiyatlarda. Burada da 35 üstü hedefler görülebilir önümüzdeki dönemde yıl sonuna doğru açıklanacak gelecek karlarla. Son 3 yıldır da temettü verimliliği çok güzel yükselen bir şirket. Şu anda fiyat kazanç oranı 7,7, piyasa defter değeri de 4,6 olarak gözüküyor. Uzun vadede Tofaş'ı düşünebiliriz aslında. Evet, garanti uzun yıllardır böyle bir testere piyasası gibi yaklaşık 10 liraların üzerine çıkıyor. 7 liranın altına geliyor. Burada da 7 liranın altında garantiyi gördüğümüzde daha güvenli, risksiz bir yer olarak alım için düşünebiliriz. 10 üstünü gördüğümüzde de riski almamak adına oralar hedeflerini satılabilir. Burada da fiyat kazanç oranı 4,9, piyasa defter değeri 0,6, yani 5 yıllık karına bankaya ortak oluyor gibi düşünebilirsiniz. Yabancı geldiğinde ilk önce girdiği hisselerden biri. Eğer işte Erdoğan ve Biden'ın görüşmesi var, oradan olur da olumlu bir haber gelirse, yabancı tekrar giriş yapmak isterse ilk alacağı hisselerden biri diye düşünüyoruz. Kasım ayında da görmüştük bunu zaten. Evet, Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bu da yüksek kar eden, temel anlamda ucuz gördüğümüz şirketlerden. Fiyat kazanç oranı 2,4, yani 2,5 yıllık karına şirkete ortak oluyoruz. Piyasa defter değeri 0,4, yani piyasa defter değeri de ucuz, FK'sı da çok düşük. Aylık olarak baktığımızda 3,80 aylık ortalama desteği gözüküyor. Yani 3,80-4,20 aralığında alınabilir. Bu anlattığım hisselerde herkes kendi stop loss'unu kendi belirleyebilir. Yani aldığı fiyatta ya da işte ortalama desteğinin işte %1, %2, %3 kendinize göre bir stop loss belirleyip alabilirsiniz, alacaksınız. Stop loss herkes kendi risk anlayışına göre belirleyebilir. Yani burada Özakya'da işte 3,80-4,20 daha risksiz alım aralığı olarak düşünülebilir. İşte 5,5-6 liralar tekrar ileride orta vadede görülebilir diye düşünüyorum. Karlı şu anda da temel olarak ucuz gördüğüm bir hisse bana göre. Evet, İpek Enerji. Evet, İpek de son birkaç aydır 12 liranın altına birkaç kez girip oradan tepki veren bir hisse. Karlılığı bunda artıyor her yıl. Temel anlamda da pahalı gözükmüyor. FK'sı 7,7, piyasa defter değeri 2,1 şu anda. Burada 12 liranın altında alım düşünebilir. Şurası yanlış kalmış. 33-35 arası değil. Yani bunu yaklaşık 14, 15, 16 arası fiyatlar hedeflenebilir. Bu yanlış kalmış bir yer. Bunu dikkate almayın. 33-35 arası değil. Ülker. Evet, Ülker'de yabancı oranı çok yüksek bir hisse. Şu anda yaklaşık %90 diyebiliriz yabancının elinde hisseler. Temel anlamda da pahalı gözükmüyor. FK'sı 4,7, piyasa defter değeri 1,2. Yani 5 yıllık bile kar değil. Ortak olabiliyoruz. Burada 20 civarı destekti. Şimdi biraz temettüden sonra 20'nin altına indi o destek. 20'nin altındaki fiyatlardan alım düşünülebilir. Kısa orta vadede işte 23-24 aralığı düşünebilir ama daha uzun vadede daha yüksek fiyatlar hedeflenebilir. Yani 28-30 liraları bile göreceğini düşünüyoruz orta vadede. Evet, şişe, evet, bu da 7 altına gelirse düşük riskli olarak alım düşünülebilir. Yani 7 liranın altını tekrar görür mü bilemiyoruz ama dediğim gibi en iyi hisseler bile piyasa çok sert geldiğinde tahmin etmeyeceğimiz fiyatlara gelebiliyor. Eğer 7 liranın altında görürsek çok düşük bir riskle alım düşünebiliriz. Sonra da tekrar 8 üstü fiyatlar hedeflenebilir. Yani temel anlamda pahalı
olmayan hisselerden, karı iyi olan şirketlerden. Şu anda FK'sı 8.2, piyasa defterde de 1.1 olarak gözüküyor. Evet, hisselerimiz böyle. Burada dediğim gibi herkes kendi stoplosunu kendi belirleyecek, kendi alım kararını kendi verecek. Yani çok hisseye dağılmak yerine belli hisseleri almak, o hisseleri takip etmek işimizi çok daha fazla kolaylaştırır. Çok hızlı yükselecek, katlanacak hisseleri bulmak gerçekten zor ama kötü hisseleri ayıklamak, iyi hisseleri bulmak kolay. Bunu temel ve teknik olarak bakıp bulabilirsiniz. Sadece doğru yerde alıp sabırla doğru fiyatta satmayı becermek gerekiyor. Alımda da satımda da sabırsız olmama gerekiyor. Çünkü ekran izlerken sizin almanıza neden olacak hareketler görebiliyorsunuz ekranda ve sizi bir nevi tahrik ediyor almak için ve siz olmadık yerlerden alım yapıp sonra da olmadık yerlerden satım yaparak zarar edebiliyorsunuz. O yüzden dediğim gibi kendi bir stratejimiz olsun. O stratejiye göre alalım. Kârımızda, zararımızda ona göre belirleyelim. İşlemlerimizi onlara göre yapalım. Böylece paramız sağlığımızı bozmasın diyelim. Evet. Teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bol kazançlar. Hoşça kalın.